İyi günler sevgili izleyiciler. Evet, hafta başı hepinize iyi haftalar diliyorum. Umuyorum, diliyorum. İyi geçsin hepimiz için. Umduklarımızı, beklediklerimizi, arzularımızı yere getirelim. Şimdi iki noktayı özellikle size hemen belirtmek istiyorum. Son günlerde devletin içinden de geldiğini anlattığım, AKP'nin içinden, saraya yakın kaynaklardan derlediğim bazı bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Burada iki nokta çok önemli. Birincisi, anlattığım her şeyi ben destekliyorum, çok beğendim, böyle olmalı anlamını anlatmıyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla kimi izleyiciler, hani sanki anlattıklarımın da arkasında duruyorum. İşte böyle olmalı, doğrusu budur gibi algılıyorlar. Hatta bunu bir takım siyasetçilerden de hissettim. Çünkü o tür mesajlar attılar. Ya nereden çıkardın bunu? Yani bunun arkası, hayır, birincisi bunun arkasında falan durmuyorum. Size manzarayı anlatmaya çalışıyorum. İkincisi, bütün bu anlattıklarım sonuçta karar verilmiş ve sonuçlanmış olaylar değil. Bunlar Ankara'da çok konuşuluyor. İktidar çevresinde çok konuşuluyor. Muhalefetin dışında bakın bu gelişmeler. Çünkü muhalefet zaten bu iktidarın Türkiye'nin pek hayrına olmadığını, aldığı bir takım ekonomik kararlarla ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini, ülke içinde sürekli kin, nefret tohumları saçarak insanları birbirine düşürdüğünü, müthiş bir ayrımcılık yaptığını ve bu iktidarın mutlaka gitmesi gerektiğini zaten yıllardır söylüyor. Bu anlattıklarım iktidardan kaynaklanan bazı gelişmeler ki bu bana göre çok daha önemli. Çünkü görüldüğü kadarıyla Tayyip Erdoğan'ın yanında uzun yıllar durmuş olan, hatta şu anda da etkili makamlarda olanlar da tehlikeyi fark etmiş durumdalar ve Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bir değişim geçirmesi gerektiğine inanıyorlar. Yani Erdoğan'a olan sevgilerinde, Erdoğan'a olan efendim muhabbetlerinde, saygılarında, bağlılıklarında çok belki azalma yok bir kısmında. Bir kısmında tamamen bitti, o ayrı. Onlar zaten görülüyor. Ama diyor ki insanlar, ya arkadaş tamam iyi güzel ama işler artık çok kötüye gidiyor. Ve bizim bunu toparlamamız çok zor olacak. Ayrıca da Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey geldiği zaman biz de okka altına gideceğiz. Şimdi burada iki kesim var. Birincisi, ne olursa olsun sonuna kadar Tayyip Erdoğan ayakta kalmalı. Biz de onun yanında olmalıyız. Kurtuluşumuz bu. İkinci kesim, bu iş böyle devam etmiyor. Bizim de sonumuz kötü olabilir. O halde şimdiden önlem alıp bir geçiş sağlayabilirsek biz de canımızı kurtarırız. Bizim de başımıza bir şey gelmez. İşte tam bunlar konuşulurken üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözü geldi. Şimdi dün en çok tartışılan konu bu oldu. Hem benim sohbetimde hem de genel olarak kamuoyunda helalleşme nedir? Şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir haksızlık yapmamak lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu açık bir şekilde hani bugünkü iktidarla biz helalleşiriz. Hani onlar da giderlerse giderler, gitmeleri hayırlıdır. Biz de sesimizi etmeyiz, devri sabık yaratmayız şeklinde değil konuşması. Diyor ki tabii biraz usturuplu söylüyor onu. Hani yasalar dairesinde işte hukuka uygun bir şekilde herkes yaptığının bedelini öder. Şimdi işte bu toplumdaki öfkenin önünü kesmiyor. Çünkü açık söyleyeyim yani şu anda ülkenin yarıdan fazlası yapılanlar yanlarına kar mı kalacak duygusu içinde. Çünkü gerçekten işlenmiş çok suç var. Şimdi burada hep bir kişiyi suçlamak, o yaptı bunun tabii yani dememek lazım ama hani sonuçta kararları veren o, talimatları şey efendim işte görev dağılımını yapan o, insanların yaptığı bazı şeyleri görmezden gelen de yine Tayyip Erdoğan. Onun için ister istemez hedefi oluyor ama hani sadece oradan kaynaklanan bir şey değil, durumdan yararlanıp kendine menfaatler sağlayan ya da bulundukları makamları kullanıp güçlerine güç katan çok sayıda insan var ve bunları yaparken hem yasaları çok ağır bir şekilde çiğnediler hem de ciddi anayasal suçlar yaptılar. Şimdi tabii bunun da paniği var. Bakın, bütün bunların içinde Tayyip Erdoğan nerede? İşte belki dün eksik kalan bir halde o oldu. Tayyip Erdoğan tam farkında olarak mı giriyor? Yani şunu yapıyor mu? Efendim durumum ülke kötüye gidiyor. Ben işin başındayım ama ayağım bir tökezlerse işte bütün sülalemle beraber hapse girerim. Onun için canımı kurtarmam lazım. Ben bu düşüncede olduğunu zannetmiyorum ama şu tehlikeyi görüyor. Yani bir şekilde iktidarı kaybedersem benden ciddi biçimde hesap sorarlar ve ben ağır hapiste bile cezaya çarptırılabilirim ya da en azından ömrümün bir bölümünü hapiste geçirebilirim. Endişesi var mı? Var. Bu aslında her siyasetçi de olabilir. Ama bu iktidarla beraber bu
görüş, bu düşünce ya da bu panik, bu korku daha da arttı. Yani belki Tayyip Erdoğan açıktan kimseye bunu söylemiyorsa bile yanındaki bütün danışmanları, talimat verdiği, atadığı bütün devlet memurları, bakan adı altındaki bütün adamlar ve kadınlar hepsi bu korkuyu taşıyor ve bunu artık sağda solda da dile getirmeye başladılar. En azından yakın çevrelerinde, ki ben de bunları nereden duyuyorum? İşte bu konuşmalardan duyuyorum. Çünkü çok ciddi bir endişe var. Belki birkaç kişi hariç, onların dışında herkes eyvah diyorlar. Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa biz gideriz. Peki Tayyip Erdoğan geldiği durumun ya da etrafının böyle olduğunun farkında mı? İşte orada benim kuşkularım var. Bakın, sadece bir cümle söyleyeceğim. Biz ekonominin kitabını yazdık. Arkadaş, doların 10 lira olduğu gün, bakın, doların 10 lira olduğu gün biz ekonominin kitabını yazdık derseniz, ben derim ki arkadaş, senin dünyadan haberin yok. Sen hiçbir şeyin farkında bile değilsin. Sen ne yapıyorsun? Hayal aleminde mi geziyorsun derim. Çanakkale Boğazı'ndaki köprüyü gösterip de bunun dünyada eşi yok, bir hayaldi, gerçek yaptık, biz yaptık dediğin zaman gülerim ben. Çünkü aynı köprüden İstanbul'da 3 tane var. Hadi birini siz yaptınız ama 2 tane var ki bunlardan bir tanesi 1973 yılında, 50 yıl geçmiş aradan. Ondan sonraki 86 yılında yapılmış. Yani ve dünyadaki örneklerine bakıyorsunuz. Yani köprü, ya alt tarafı köprü kardeşim, ne oluyoruz bu kadar? Şimdi bu dünyadan habersiz olmak anlamına geliyor. Gidiyorsunuz Çanakkale'de müze açıyorsunuz. Ya ben o müzeyi yazın gezdim, kızımla gezdim. Hatta müzeyle ilgili şey de yazdım, kızımın talebini bile yazdım. Yani 8 yaşındaki kızım dedi ki ben bazı şeyleri göremiyorum. Görsel bir takım şeyler yapmışlar, animasyon. Onları görebilmem için kızımı ayağa kaldırma, yani kaldırıp yukarı kaldırmam gerekti mesela. O da gitti müze müdürlüğüne şikayette bulundu. Dedi ki ben dedi şey, oraya bir şey koyun dedi. Bir set koyun, çocuklar çıksın rahat görebilsin diye mesela. Ta Temmuz ayında bu. Şimdi açılış yapıyoruz. Ha efendim, bazı şeyler açılır sonra açılır. Ama hani bunu ben açıyorum, bana nasip oldu ya. Olmadı kardeşim, bir yıldır açık zaten orası. Her neyse. Yani sonuçta ekonomideki durumun farkında mı? Değil. Dış politika farkında mı? Değil. Bakın, bütün dünya Türkiye ile ilgili endişelerini dile getiriyor. Şimdi yani bunlara ben kafa tutuyorum, takmıyorum demek acaba bir cesaretten ya da çok kararlı politikadan mı kaynaklanıyor, yoksa hiçbir şeyin farkında olmamaktan mı? Bakın bir şey söyleyeyim. Şu anda Tayyip Erdoğan dışa karşı söyledikleri sözlere baktığım zaman aynı duyguya kapılıyorum. Ya sen hiçbir şeyin farkında değilsin abicim diyorum. Yani kusura bakma, Cumhurbaşkanısınız ama yani farkında değilsiniz. Yani elçilere verdiğiniz tepki, en son işte bu Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili söylediklerine verilen tepki. Yani bir cumhurbaşkanı olarak bu işe ben karar verdim deyip dünya ile bütün bağlantılarını bitirip de inşaata başlayacağım bir sırada Kılıçdaroğlu bunu böyle söyledi diye bu kadar paniğe kapılmak neyle izah edilebilir? Bir tek şeyle: hiçbir şey yapılmamış ve insanlar, yani bu yabancılar, ne inşaat konsorsiyumları ne finans çevreleri Türkiye'ye bu konuda destek vermeyecekler anlamında çıkarıyorum ve oradan da bir panik havası başlıyor. Böyle olursa biz ne yaparız diye. Şimdi bunların hepsi dünyadan kopukluğu gösteriyor. Yani farkında olmadan bazı şeyler yürümeye başladı ki bu benim için en büyük tehlike. Şimdi neler oluyor? Dün anlattığım olayda işte bir Cemil Çiçek. Şimdi Cemil Çiçek deyince sanki hani Cemil Çiçek'i başkan yapılıyor filan. Hayır, bakın, anlatılan şu: AKP çevrelerinde bu olayda muhalefet yok. Şimdi ben dün acaba şeye kapılmıştım. Bugünü de hatta onu hazırlıyordum. Yani bir ulusal birlik hükümetine, ulusal mutabakat hükümetine, ne bileyim, geniş tabanlı bir uzlaşı hükümetine gider mi Tayyip Erdoğan? Anlaşılan o ki bu planları hazırlayanlar da öyle bir şey düşünmüyorlar. Yani mesela dün bir dostum dedi ki ya Meral Akşener'i başkan yardımcısı olarak ilan etse ve İyi Parti'den de onların tasvip edeceği 5 kişiye bakanlık verdiğini söylerse Meral Akşener ne yapacak? Dedim ki yani bu saatten sonra Meral Akşener'in Erdoğan'la böyle bir işbirliğine gireceğini ben zannetmiyorum. Ama dostum dedi ki hiç öyle düşünme dedi. Çünkü sonuçta iktidar oluyorlar dedi. Bakın bak dedi, MHP böyle yaptı ve şu anda MHP'den kimse şikayetçi değil. Çünkü MHP'nin bütün kadrosu iş buldu. MHP'nin bütün polisleri, yargıdaki adamları, bürokrasideki adamları hepsi işlerine geri döndüler ya da terfi ettiler. Şimdi Meral Akşener de bunu teklif etse ne olur? Valla gene de dedim, yani bu kadar şeyden sonra ben Meral Akşener'in dönüp de Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapacağını zannetmiyorum.
Onun ötesinde efendim aynı şey acaba Kılıçdaroğlu CHP olabilir mi? Yani bir genişletelim şeyimizi, geçiş dönemi yapalım. Tayyip Erdoğan gene başta kalsın ama yetkiyi ve sorumluluğu bir parça dağıtıp şöyle bir milleti rahatlatsın. Ama böyle olmadığını anladım. Yani içeriden gelen bilgilere göre saray ve çevresi muhalefetle işbirliği yaparak bir geçişi asla düşünmüyor. İşte Cemil Çiçek falan orada devreye giriyor. Ha, ilan kesici belki devletin çeşitli güçlerinin bastırmasıyla, talebiyle, yani canım hem daha tarafsızmış gibi olur hem de işte ilan kesici ekonomide iyi işler yapabilir diye bastırabilir mi? Onu bilemem ama görünen şu ki, anlaşılan da şu ki, Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde gitmesi gerektiğine ya da gitmese bile yetkilerini devredip bir parça toplumu rahatlatalım diyenlerin hiçbirinin aklında muhalefetle bir işbirliği yok ki, bu korkunç bir şey. Yani gene biz çözeceğiz. Ama Tayyip Erdoğan kenarda duracak. Nasıl yapacağız? İşte mesela Cemil Çiçek formülü şöyle. Hani başkan yardımcısı, onu koyuyorsun. Efendim ona de bir yetki veriyorsun, diyorsun ki yani hükümet senin daha kontrolünde olsun. İşte o da öyle işte ekonomide, dış politikada, milli eğitimde, şeyde, iç işlerinde falan, hani toplumun da daha şey yapacağı, böyle sapır saçma hani talimatla iş yapan bakan adı altındaki sekreterlerle değil de biraz daha böyle köklü falan insanlarla işi götürsün, anlatılan bu. Ha, burada direkt Tayyip Erdoğan'ın kenara çekilmesi de var. Yani arkadaş çekil, sağlık bahanesiyle falan çekil, biz buraya geçelim, 2 sene böyle götürelim. Bu süre içinde de hani başkanlıkta birini bulursak da bununla devam ederiz, olursa öyle devam ederiz. Yok, buna beceremezsek parlamenter sisteme geçeriz diye. Bu Tayyip Erdoğan'lı ya da Tayyip Erdoğan'sı, ikisi de makbul. Şimdi burada öne çıkan isimler, ben size söyleyeyim. Bir taraftan şey çıkıyor, Milli Savunma Bakanı çıkıyor ve yanında Hakan Fidan. Fakat içeride daha böyle hani devletin, yani derin devlet demek istemiyorum ama hani böyle kendini daha devlet gören bir kesim var. Bu AKP'de de var. Yani bunlar hani bildiğimiz Erdoğan ve işte saraydaki adamlarla falan değil. Yani daha nasıl anlatması da zor ama hani işte mesela Cemil Çiçek devletin içinden gelen ve böyle kılcal damarlara kadar bir takım şeyleri olan adamlar. Yani bu, onlar bir pek sevmiyorlar benim anladığım Hakan Fidan şey ikilisini, Hulusi Akar ikilisini. Mesela onlar daha ziyade Fuat Oktay gibi mesela böyle devletten gelen bürokrat olsun. Yani daha teknokrat bir yapı olsun havasındalar. Sonuç, çok bu konuyu hep devamlı yanlış tekrara düşmeyeyim. Sonuç olarak bugün iktidar kanadında, muhalefeti işin içine katarak değil, iktidar kanadında Tayyip Erdoğan'la daha fazla devam edersek hepimizin başı derde girecek. Çünkü Tayyip Erdoğan sık sık ağır hatalar yapıyor, sağlık durumu da pek iyi değil. Böyle giderse bizim de canımıza okunacak diyenler, Erdoğanlı ya da Erdoğansız bir geçiş dönemini daha genişletilmiş ama muhalefeti içine almayan bir yapı peşinde koşuyorlar. İşte Kılıçdaroğlu'nun helalleşme lafı da bunun üzerine gelince doğal olarak muhalefet kesiminde bir tepkiye neden oldu. Bana göre Kılıçdaroğlu bu yanlış anlaşılmasını ya da hata olarak görüyorsa söylediklerini, bunu hızla düzeltmeli. Çünkü bu gelişmeler yaşanırken ve toplum bunları endişeyle ya da garip bir duyguyla izlerken, muhalefet cephesinde yani biz onlarla barışıyoruz, helalleşiyoruz, affedeceğiz anlamına gelecek bir takım söylemler muhalefete çok ağır zarar verecektir. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu belki böyle dolambaçlı yollardan, yani biz de işte hatalar yaptık, işte şunla da barışalım edelim falan gibi laflarını mutlaka tavzih etmeli. Yani yeni gençler için söylüyorum, düzeltmeli ve daha olumlu hale getirmeli. Aksi takdirde hakikaten hem kendi yıpranacak hem Cumhuriyet Halk Partisi iyice karışacak. Bakın, bu helalleşmeden CHP içinde ve muhalefet içinde pek çok kişi rahatsız. Çünkü neden? Bir, hesap mı sorulmayacak diyorlar. İki, Cumhuriyet'in temel ilkelerine ihanet etmiş, o Cumhuriyet'i yerle yeksan etmek için çaba harcayan, yıllardır bu uğurda uğraşan, her türlü yalanı dolanı söyleyen, her türlü pis operasyonu yapan cemaatlerle, tarikatlarla, dinci kuruluşlarla mı barışıyoruz gibi bir endişe ve öfke var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu görmesi ve bu yeni duruma göre, ki bu bilgiler onlara gidiyor, yani bu sadece Can Ataklı böyle efendim yani üfürüyor değil zaten, ya da hani ya işte bir Can Ataklı mı bunları biliyor? Hayır. Bunu Ankara'da
Muhalefetin önemli isimleri dahil herkes biliyor kardeşim. O zaman buna göre konuşlanmak, buna göre vaziyet almak, buna göre davranmak gerekiyor. Bu açıdan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ardından İyi Parti'ye çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bunu bir kere daha hatırlatmak istedim. Evet, bugünlük bu kadar. Bu gelişmelerle ilgili ben bilgi aldıkça sizlere aktaracağım. En başa dönüyorum, yine söylediğim gibi bunları anlatmam, bunları destekliyor anlamına gelmiyor. İçinde sözünü ettiğim isimlerin arkasında olduğum ya da çok doğru yapıyorlar, keşke böyle olsa gibi algılanmasından da rahatsızlık duyuyorum. Ben saray ve çevresinden, iktidar kanadından aldığım bilgileri muhalefetten gelen bilgilerle yoğurup sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşça kalın.